Hepiniz hoş geldiniz. Kadınlarla Yeni Bir Dünya Yazmak panel serisinin ikincisini gerçekleştiriyoruz bugün. Her şeyden önce bu sıralar az rastladığımız çok güzel bir haberle başlayalım. Hepimizin, en azından benim için öyle, oldukça göğsümüzü kabartan bir haberle başlamak istiyorum ben. Bilenler biliyordur ama bir kere daha tekrarlamakta fayda var. Dün Edinburgh Lyceum Theatre'da Gergedanlar oyununun premierini gerçekleştirdi ve oldukça olumlu geri dönüşler aldı. Dot'un hesabından, sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz seyircinin reaksiyonunu. Murat Daltaba'nın yönettiği bir oyun, Zine Harris'in uyarlaması. Aslında festivalde oynamıştı, Edinburgh Tiyatro Festivali'nde oynamıştı. Tekrar şu anda dün premier yapıldı. Bugün de basın gösterimi yapılacak. 16 kere oynuyor olacak oyun orada. İyi haber avlamak gerekiyor bu sıralar. Bunu avlamanıza gerek kalmadan ben size böyle bildirmiş olayım. Aynı zamanda bir iyi haber daha var tabii ki. Bundan bir ay önce duyurdu Dot bunu. Biliyorsunuz, belki de bilmeyenler için bir şey olmuş olur. Dot sadece artık İstanbul'da değil, aynı zamanda Edinburgh'da da Dot var. Dolayısıyla umarım böyle tiyatronun, Türkiye'de yetişen tiyatronun, kökleri Türkiye'den alan tiyatro dünyanın her yerinde olur. Biz de avucumuzun içi patlayana kadar alkışlarız. Hepimiz için çok güzel bir haber bu. Bugüne gelirsek, biz aslında bu panel serisini Şafak'ta Buluş Benimle, Zine Hersin yazdığı oyun üzerine şekillendirdik ve onun çevresinde şekillendirdiğimiz bir panel serisi. Bu ikincisi. İlkini 3 Şubat'ta gerçekleştirmiştik. Onda Zine Harris kendisi katılmıştı. Daha sonra da oyun gösterimine, sahnelemesine de katılmıştı. Ben vardım ve Ayşegül Altınay'ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirmiştik. Ve tiyatroda kadının yeri üzerine konuşmuştuk. Nerelerde var, nerelerde eksik veya işte nerelerde yer alamıyor veya yer alsa bile görünmez kılınıyor. Bunlar üzerine konuşmuştuk birazcık. Ve tiyatroya kadın kahramanlar yazmak üzerine konuşmuştuk. Bugün birazcık daha farklı bir perspektiften bakacağız. Psikiyatrinin penceresinden bakacağız. Hem oyuna hem birazcık da tiyatrodan bahsediyor olacağız. Yas ve travma sürecini konuşuyor olacağız. Hep beraber ve 21 Nisan'da da üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Bu sene için bu panel serisini tamamlamış olacağız. 21 Nisan'da üçüncüsü gene burada gerçekleşiyor olacak. Bu sefer konuklarımız Murat Daltaban ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Hülya Adak olacak. Konumuz da modern adaptasyonlar ve feminist tiyatro olacak. Eğer vaktiniz olursa onda da sizleri misafir etmekten büyük bir mutluluk duyarız. Bugün iki tane misafirimiz var, konuşmacımız var. İlk önce Ayşe Devrim Başterzi ile başlayayım ben. Psikiyatrist ve terapist Ayşe Devrim Başterzi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzun yıllar görev yaptı. Türkiye Psikiyatri Derneği yönetim kurulu üyesi, Bir zamanlar. bir zamanlar yönetim kurulu üyesiydi. Hala üyesi, aktif olarak üyeliğini sürdürüyor. Kadın Ruh Sağlığı eski koordinasyon eski başkanı ve şu anda kendisi serbest psikiyatrist olarak çalışmaya devam ediyor. Uzmanlık alanları iki uçlu bozukluk, manik depresif hastalık, bipolar bozukluk, kadın ruh sağlığı, ruhsal travma ve psikiyatri. Aynı zamanda toplumsal çatışma üzerine uzmanlığını söyleyebiliriz. Ve sol tarafımda da psikiyatrist, psikoterapist Evrim Tellioğlu var. O da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ihtisasını tamamladı. 2013 yılından beri bir devlet hastanesinde hala aktif olarak görev yapıyor. Uzmanlık alanları psikanaliz, psikanalitik psikoterapiler, psikosomatik hastalıklar ve cinsel terapiler. Bugün onlarla beraber olacağız. Şimdi ilk önce şeyi sormak istiyorum ben. Oyunu burada izleyen kaç kişi var? Çünkü bugün süper, harika bir kitle var. Süper. Oyunu izlemediyseniz bunu da duyurmuş olayım. Oyun son 6 gösterimini yapacak. Bugünküyle beraber, bugün ayın kaçı? 20? 24. Bugünküyle beraber son 7 gösterim. 29, 30, 31 Mart ve 5, 6, 7 Nisan'da son 6 gösterimden sonra bu sezonu kapatacak oyun. Dolayısıyla hala görmemiş olanlar varsa. Bu akşam var zaten, bu akşam var. Bu akşam da bekliyoruz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü konuşmalar birazcık oyunu izleyenler için daha efektif olacak açıkçası. Çünkü oyunun yapı sökümünü yapıyorlar veya işte farklı farklı pencerelerden bakıyorlar. Öyle söyleyeyim. Ben ilk önce Evrim'le başlamak istiyorum açıkçası. Biraz psikiyatri ve tiyatro ilişkisi üzerinden başlayıp ondan sonra peşi sırada oyunu psikanalitik açıdan, özellikle gösterge bilim, işte içindeki imgeler nedir, bu imgeler bize ne söylüyor, biz bu oyunda ne görüyoruz, psikanalitik olarak ne görüyoruz, bunlardan birazcık bahsedecek. Ondan sonra Ayşe Devrim'e döneceğim başka bir soruyla. Sonra da sizlerden
Yorumlarınız varsa yorumlarınızı soru cevap şeklinde de devam edebiliriz. Dolayısıyla hani lütfen özellikle son bölümde istediğiniz gibi katkı sunmakta özgür hissedin kendinizi. Evet, Evrim. Hoş geldin tekrar. Herkese merhaba. Öncelikle bu davet için çok teşekkür ederim. Benim için burada olmak çok keyifli. Üniversitede ve sonrasında uzun bir dönem tiyatro ile amatör olarak ilgilendim aslında. Bu sunumda benim için psikiyatri ve tiyatronun bir araya gelmesi olduğu için ayrıca heyecan verici. Oyunu izlemeyenler için üzgünüm çünkü bir oyun incelemesi yapacağım ve oldukça fazla bilgi veriyor olacağım. O yüzden oyuna biraz bilerek giriyor olacaksınız ama yapacak bir şeyiniz yok. Oyunun psikanalitik bir incelemesini yapıyor olacağım ve yazarın tiyatroya ve oyuna dair düşünceleriyle başlamak istiyorum. Bir röportajından aldığım bir kesitle başlayacağım. Tiyatroda bana ilham veren ve harekete geçiren şey, seyirci önünde film ya da roman aracılığıyla anlatılamayacak bir hikaye anlatma biçimi olmasıdır. Tiyatro ile ilgili asıl sevdiğim provada olma hali. Bence prova odası gerçek keşiflerin yeri. Yazarın çalışmasının oyuncu ve yönetmeninki ve sonrasında da seyircininkiyle buluşma yeridir. Bana göre tiyatroyla yapabileceğiniz şeylerden biri ya da tiyatronun yaptığı ve yapması gereken şeylerden biri insan olmanın ne demek olduğunu araştırmaktır. Bu bazen kendi karanlığınıza gitmek anlamına da gelir. Yaz sürecinde olduğumu hissettiğimde Brexit oylaması yani Britanya'nın AB'den ayrılma sürecine dair oylamanın sonrasıydı. Ama bir yandan 20 yıllık evliliğim de bitmişti. Yas'ın tüm aşamaları, inkar, öfke, pazarlık ülkede hala devam etmekte. Yas'ta kaybolduğumuzda aslında aradığımız şey son bir konuşmadır. Şafak'ta buluş benimle ile ben aşkı ve Yas'ı incelemek istedim. Aslında ölümün sonluluğu ve biri öldüğünde onu tekrar göremeyeceğimizi kabul edememe halimizi. Eğer sevdiğinizi bir kez daha görme şansınız olsaydı ne olurdu? Oyunda biraz bundan bahsediyor aslında. Tiyatro benim için her oyunun hem seyirci hem oyuncu açısından bir yeniden yaşantılanması aslında. Bu açıdan da sinema ve edebiyattan, romandan farklı. Sahneyle seyirci arasındaki dördüncü duvarın ortadan kalkmasıyla seyirciyi aktif bir rolde sahnede olanın içerisine alır. Tiyatroyu seyirciyle ortaklaşa oynanan bir oyun gibi düşünebiliriz. Amaç aslında kusursuz bir oyun oynamaktan çok seyirciyi eylemin içine çekip alabilmektir. Ve hikaye her seferinde tekrar baştan yazılır. Aslında tiyatro suya yazılan bir sanattır ve hiçbir oyun bu nedenle bir diğeriyle aynı değildir. Bir hayatın hikayesi çok farklı amaçlar için anlatılabilir sahnede. Bazen dinleyicide bir etki uyandırmak için, bir duygu uyandırmak için, bazen onu uyarmak için, harekete geçirmek için. Bazen de benim bu oyunda olduğunu düşündüğüm gibi aslında iyileşmek için. Psikiyatrist ise biz hikaye dinleyicisiyiz. Danışan kendi hayat hikayesini yeniden yazarken ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. Hepimiz birer hikayeden ibaretiz. Yani bize neler olduğunun çetelelerinden ibaretiz. Homeros'un Odiseyası 20 yıl sonra İtaki'ye döndüğü zaman dadısı tarafından bedenindeki çocukluğuna dair bir yara izinden tanınır. Hayatta kendimizde ve başkalarında yol açtığımız işte hasarlar, kesikler ve yaralar yoluyla tanındığımızdan bahseder. İzlediğimiz bu hikayede ya da izleyeceğiniz bu hikayede aslında hepimizde farklı yaralara dokunan bir hikaye. Oyun bir yas hikayesi gibi gözükse de bence aslında izlediğimiz bir aşk hikayesi. Oyun iki sevgilinin tekneyle açılmasıyla başlar, bu hikayeyle başlar ve bu aslında güvenilir olmayan tekinsiz bir tekne. Bence bu tam olarak oyun yazarının aşkla ilgili tanımı. Yolculukta yani ilişkide Helen komiklik olsun diye tekinsiz hareketler yapmıştır ve bu da teknenin yani ilişkinin alabora olmasına neden olmuştur. Helen Robin'in de aynı saçma hareketleri yaptığını söyler ama Robin cevap verir. Ama ben ölmedim. İlişkide tekinsizlik iki taraf için de geçerlidir. Bir tarafta gördüğümüz Helen daha canlı, enerjik, hayalperest, dağınık, düzensiz, güvenilmez, istikrarsız ve romantik olandır. Diğer taraftaki Robin ise daha sağlamcı, düzenli, işte klasörü olan, risk almak istemeyendir. Ama bir yandan da sevgilisini kaybettikten sonra bir daha aşka yerleşemeyecek olan, uyku tulumuyla dolaşan, evsiz bir kadın olma ihtimaline ve potansiyeline sahip olandır. Farklı kişilik özelliklerinin karşılıklı tekinsizliği ile ilişki alabora olmuştur. Güvenilir olmayan aslında tam olarak da romantik aşkın kendisidir. Doğası tutarsız ve oyundaki tekne gibi tekinsizdir. Aşkta aranan süreklilik ve aynılık kendimize bir zemin bulma, bir yere demir atma ihtiyacı ile ilgilidir. Aşkta evde hissetmek isteriz aslında. Burada sevgiliyi kaybettikten sonra evsiz biri olma olasılığı olan uyku tulumlu kadını hatırlayabiliriz.
bizi evde hissettiren şeylerden bir tanesi de çocukluk imgeleridir aslında. Bunların varlığında hissedilen derinlik kişiyi sakinleştirir ve evde olmaya karşı arketipik karanlık bir tarafımız vardır. Bir yandan da kendimizi bulmak için aslında evi terk etmeliyizdir. Ama bu ihtiyaç kaçma, aşma özlemi, yolculuk ve macera ihtiyacıyla da ilgilidir. Yani bir tarafta evde olma, bir tarafta tekrar yolda ve özgür olma ikilemi tüm aşk ilişkilerinde var olan bir ikilemdir. Lacan aşkı şöyle tanımlıyor. Tanımadığımız birine sahip olmadığımız bir şeyi vermek. Bu kadar bilinmezdir aslında aşk. Ve aşk kişinin kendi idealizasyonlarıyla oluşturduğu bir tür illüzyondur. O yüzden de mutlu aşk yoktur hiçbir zaman. Zaten kişinin aşkı, ötekinin aşkı ve ortadaki aşk hiçbir zaman birbirini tutmaz. Hepsi tamamen birbirinden farklıdır. Akıntının yükseleceğini bile bile kumdan kalesini her seferinde tutkuyla yapabilen kişi romantik aşka cesareti olan kişidir aslında. Romantik tutkunun ön koşuluysa eksikliktir. Önceki kendi eksikliğimizi kabul etmek, sonra da sahip olmadığımız şeyi arzulayabilmek. Ötekinde çekici olan da kendiliğin sahiplenilmemiş niteliklerine güvenli bir mesafeden temas edebilme olasılığıdır. Diğerinde onu seçmemize neden olan özellik, genelde onun kendi fiziksel ekonomisinde zıttına karşı kesin bir savunma olarak işlemesidir. Kendimizi bizi seven birine bıraktığımızda keşfettiğimiz ve sevdiğimiz sadece onlar değildir aslında. Bizim onunla birlikte kim olduğumuz ve kim olacağımızdır da. Romantik tutkuyu 3 boyutta inceleyebiliriz. Cinsellik, idealizasyon ve saldırganlık açısından. Aşkta Freud'un insansı hayvanı yer alır aslında. Yüce idealleri ve alçak içgüdüleri olan bizler. Ötekine yönelik hissedilen cinsel arzu bizi başkasına ihtiyaç duyan konumuna koyar ve arzulanan ötekine bağımlı hissettirir. Bu zayıf ve tedirgin edici bir histir. Sevdiğimiz kişiyi başlangıçta yüceltiriz ama yüceltmeler her zaman çok kolay yıkılabildiği için bu nedenle aşk daha kırılgandır her zaman. Saldırganlıksa arzunun karın altıdır. Böyle olması da romantik maceranın bu denli kırılgan olmasının bir nedenidir aslında. Romantik aşkı taşımak, incinebilirlik ve saldırganlık duygularına tahammül edebilmeyi gerektirir. Uzun ilişkilerde sorun bu saldırganlığın varlığının getirdiği yoğun tehlikedir. Mesela bir taksiye bindiğinizde taksiciye rahatça bağırabilirsiniz. Çünkü her an inebilme seçeneğiniz vardır ve orası saldırganlığınızı sınamak için güvenli bir zemindir. Ama uzun dönemde de aslında sevgiliye olan o kronik serzenişler istikrarı sağlamak için bir ihtiyaçtır. Zaman boyunca sevebilme yetisi bu kine katlanabilme ve onu onarabilme yetisini kapsar. Oyunda da tüm gerçekliğin hatırlanması sonrası ortaya çıkan öfke, işte çekmece anahtarları, telefon numaraları ya da düzensizliğe öfke üzerinden hem ölüme duyulan öfkedir hem de giden sevgiliye artık rahatça gösterilebilen saldırganlığın bir ifadesi olarak karşımıza çıkar. Ben tüm oyunu bir rüya gibi düşündüm aslında ya da kabus gibi de diyebiliriz. Peki bu hani yazarın rüyası mıdır, yönetmenin rüyası mı, yoksa dramaturgun rüyası mı ya da oyuncunun rüyası mı? Aslında kimin rüyasının içinde olduğumuz kadar bizim de kim olduğumuz önemlidir o rüyaya bakarken. Mesela çocuklar oynadıkları oyun aynı olsa da her zaman her seferinde farklı kurgular yaratırlar. Oyunun farklı kahramanları olabilirler. Bu bir yandan arzuyu doyurur ama bir yandan da çocuğun kaygısını giderir. Bu iki özellik rüyada ve dolayısıyla tiyatro oyununda da vardır. Yani sinema oyunu demeyiz ama tiyatro için oyun deriz her zaman. Rüya bu anlamda aslında Robin'in sevgilisini geri getirme arzusunu da doyurmuş oluyor. Rüyadaki tüm karakterler Robin'in kendilikleri olarak da düşünebiliriz. Örneğin oradaki Robin öfkeli, depresif, yas tutan bir yanı. İşte Helen umutlu ve yaşamsal yanını. Uyku tulumlu kadın ayrılıkla parçalanan tarafını temsil eder bizim için. Dışarıdaki kadınsa, dış sesi olan kadınsa aslında ölümdür yüzündeki izlerle de birlikte. Örneğin Robin evsiz olabilecekken Helen öte yakada hala bir evleri olduğunu hayal edebilir ve bunu düşünebilir. Oyundaki ölüm şeklinin çok agresif olması da o ayrılığın kişi için paramparça ediciliğine de yapılan bir gönderme gibidir bir yandan. Tabi aynı zamanda da aşkın agresyonu ve dolayısıyla Robin'in agresyonuna da bir göndermedir. Şimdi oyunda Robin ve Helen kiraladıkları bir tekneyle denize açılırlar. Geçirdikleri kaza sonrası Robin iyileşirken Helen hastane sürecinin ardından aylar sonra ölür. Robin sevdiği kişiyi kaybetmenin verdiği yoksunluk, suçluluk ve acı içerisinde can çekişirken evsiz ve uyku tulumlu yaşlı bir kadına yardım eder. Ve karşılığında bir dilek dileme şansı elde eder. Dileği Helen'le bir gündür. O an bütün acılarının dinmesi için bir umut ışığı gibi gözükür ama
o bir günü yaşadığında beklediğini bulamaz. Çünkü tüm olanları ve olacakları bilmektedir. Gün bittiğinde ise Helen artık yoktur ve artık olmayacaktır. Bu hikaye hepimizin çok temel korkularına aslında temas ediyor, dokunuyor. Ayrılık, kayıp, yas, ölüm. Ama bir yandan hayatımızın her anında yası yaşıyoruz. Çoğu zaman bir şey yapmak için başka bir şeyden vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Yas, bir yitimin sonrasında yaşanan acının, yoksunluğun ve eksiklik duygusunun içsel bir yaşantısı. Sevilen birinin ölümünün yanı sıra bir işin kaybedilmesi, bir yerden ayrılmak, bir sosyal konumu yitirmek, bedensel ya da zihinsel bir yetiyi yitirmek, bir ülküyü yitirmek, bunların hepsi bir yas nedeni olabilir. Yas, yitirilenden yoksun kalınan ve onun bıraktığı boşluğun asla dolmayacak gibi olması, yani bu eksiklik halidir aslında. Ama bir yandan kayıp ve yas büyütür de aynı zamanda. Mesela anne rahmi, doyuran, ısıtan, büyüten, korunaklı ve tümüyle kapsayıcı bir barınak olarak insanın ilk yaşam alanıdır aslında. Doğumla bu alan yitirilir. Doğum bu anlamda yaşamdaki en büyük travmadır aslında. Rahim ise ayrılan en büyük yitimdir. Ama bebek bir şekilde dünyadaki yaşamını aslında bu yitime borçludur. Yani hem haz veren hem doyuran memeden ayrılma da benzer bir yitimdir ve bu aslında anne için de geçerli bir yitimdir. Sadece bebek için değil. Bu ilk yitimler ve ardından duyulan narsistik zedelenme eksiklik duygumuzun da temelini oluşturur. Yitirilen eksikliğin, yitirilenin eksikliğini yarattığı boşluk duygusuyla baş etmenin bir yolu olarak da yas bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkar. Sağlıklı bir yas süreci, yitirilen nesneyle kurulmuş bağın anlamlandırılması, yitirilene yapılmış duygusal yatırımların gözden geçirilmesi, yitimle birlikte ölüm kavramının gözden geçirilmesi, yaşamın ve varoluşun değerinin yeniden kavranması ve sonunda yeni bağlara olanak tanır. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında tüm oyun yas sürecinin bir güne sıkıştırılmış bir hali gibidir de. Şimdi doğal yas süreci işlevsel ve yaşama devam etmeye dönük onarıcı bir süreçtir. Ağır yas durumlarında ise dış dünyaya duyulan ilgi kaybedilir, yası tutulan kişinin yerine yenisini koymak anlamına gelecek olan yeni bir nesne, sevgi nesnesi seçme becerisi yitirilir ve kaybedilen kişinin anısıyla bağlantılı olmayan her türlü etkinlikten kaçınılır. Yasta gerçeklik algısı nesnenin yitirildiğini göstermiş ve artık libidonun bu nesneyle bağlarını geri çekmesi gerektiği de fark edilmiştir, ancak benlik buna direnir. Ve bu direnme sürecinde nesneye daha da yapışıp onu iç dünyasında yaşıyormuş gibi duyumsamaya başlar. Yitirildiği gerçeğine karşı koymaya çalışır. Doğal bir yas süreci tamamlandığında benlik yeniden özgürce ve engelsiz bir şekilde yeni bir nesneye, sevgi nesnesine bağlanmak için hazır hale gelmiştir. Burada oyunun temelini oluşturan bir gün aslında. Robin neden bir gün dilemiştir? Çünkü gerçek olabileceğini hiç düşünmemiştir. Bu anlamda oyun ketlenmenin kalkması, özgürleşme, uyku tulumlu kadın olma ihtimalinden kurtulma ve çekmece anahtarlarını tekrar bulma gibi aslında düzeni yeni baştan kurmaya da olanak sağlar. Bence bu yazar için kendi iç dünyasında yası yaşayabilme şekli ve bir iyileşme sürecidir aynı zamanda. Bir gün hem durumu yeniden onunla birlikte gözden geçirmek, yani yası tamamlamak ve kaybedilenle yeniden ve yine bir arada olmayı da amaçlar. Yazarın ilham aldığını söylediği Orfeus ve Eurydike hikayesindeki gibi aslında. Hikayede Orfeus ölen sevgilisi Eurydike'yi görmek için yerin altına iner. Karanlıktan ışığa çıkana kadar dönüp ona bakmaması gerekmektedir ama bir an yeniden görme arzusuna karşı koyamaz, arkasına döner. Bakar ve bu büyük hatasından dolayı da sevgilisine kavuşamaz hiçbir zaman. Yastaki dünya bomboştur. Boş ve yoksul bir hal alır. Tıpkı oyundaki o ıssız kumsal, etrafı bomboş bir ada gibi. Bir yandan da aslında her an gelgitle yok olabilecek bir kum adası tariflenir. Bu aşkta olduğu gibi yasta da var olan tekinsizliği bize çağrıştırır. Kayıp eğer travmatik bir neden ne olduysa, oyundaki gibi bir kaza mesela, kaybın benliğin üzerinde yarattığı hasar çok daha güçlü olur. Bu durumda yas çok daha karmaşık, acılı ve uzun bir süreç olacaktır. Olağan yastan temel farkı aslında bu kaybın beklenmedik ve dehşet verici olmasıdır. Şu açıdan bakarsak bir gün aslında sonu olan bir zamandır ve Robin'in hayata devam etme arzusunu da gösterir bize. Yani Robin'in gerçeği hatırlaması ve dileğinin bir gün olması, kronik yas yoluna sapmaktan vazgeçtiğini ve normal yas sürecini izleyerek kaybını geçmişte bırakma ve yeniden bir gün kendine bir gelecek tasarlama yolunu seçtiğini fark ederiz. Yas, kişinin kaybetmeye,
ihanete, aynı zamanda sınırlarının ve yaşamının bir sonu oluşuna karşı her zaman savunmasız olduğunu kabul etmesi anlamına gelir. Kabullenmenin getirdiği o yoğun acıysa çoğu zaman savunmalarla savuşturulur. Yas tutmanın amacı yaşamda kalan anılarını ölenin anılarından ayırmaktır. Ve yas sürecinin iyi bir şekilde yaşanması sonucunda kendilik ve nesne tasarımları, geçmiş ve şimdiki zaman, gerçeklik ve düşlem arasındaki ayrım artar. Bu açıdan bence oyunda minimalist dekor anlayışı ve ışık rejisiyle tanımlanan o zamansız ve mekansız düzlem henüz artmamış bu ayrımı tanımlamakta ve rüyamsı bir atmosfer oluşturmakta. Oyunun sonlanmasıyla birlikte de seyirci oyundan, yani yastan çıkıyor. Oyunu izlediğimde bir süre alkış gelmemişti. Ve bu bence hani yastan çıkma ve gerçeklik düşlem ayrımının bir anda yapılamaması gibiydi seyirci için. Neyi alkışladığını bir an algılayamadığımı düşündüm. Algılayamadığımı da aynı zamanda ben de alkışlayamadım çünkü. Oyun orada kazadan sonra bir günde geçiyor ama bunun hangi gün olduğunu bilmiyoruz. Oyun bunu bize çok fazla vermiyor, belirsiz bırakıyor. Sadece ölüm haberi geldikten sonraki bir gün olduğunu biliyoruz. Bu bize yasın zamansızlığıyla da ilgili vurgu yapıyor aslında. Yastaki tüm evreler karışıktır ve tekrar tekrar yaşanır. Doğrusal bir sıralama hiçbir zaman yoktur. Yani aslında oyunda eş zamanlı bir yas evi de zihnimizde vardır. Bu kazanın hemen sonrasında olabilir, aradan yıllar geçmiş olabilir. İşte dul hırkasının üzerinden çıkmadığı yıllar sonra bir zamanda, bir gündüz düşünde, bir rüyada ya da bir psikoterapide ortaya çıkmış olabilir. Ve sürekli şimdiki zamanda yaşıyor olmak, travmanın ve tutulamayan yasın ayırt edici özelliğidir. Travma boyutunda bu, ruhsallaştırılamayan örseleyici gerçeğin hiç bitmeyen şimdiki zamanıdır. Yas boyutunda ise kaybın ruhsallık içinde işlenip sindirilememesinden, yasa dönüştürülememesinden dolayı hep aynı şiddette devam eden, benliği sürekli yaralı konumda tutan keskin acının hiç bitmeyen şimdiki zamanıdır. Bundan sonraki bölümde oyunu evrelere ayıracağım biraz daha derinlemesine incelemek için. Orada bazı replikleri söylemek zorundayım izlemeyenler için, üzgünüm. Ross yas sürecini evrelere ayırıyor. İnkar, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenme olarak. Bu evreler hiçbir zaman dediğim gibi doğrusal bir düzlemde ilerlemiyor. O yüzden metinde böyle ileri geri gidişler olacaktır. Önce oyunun başında yazan açıklamayla başlamak istiyorum. Bu bence yasın belirsizliğini ve söylenenler kadar söze dökülmeyenlerin de, hatırlamayan örtük anıların da olduğunu vurgular nitelikte. Metin yazım şekline dair not. Cümlelerin, karakterlerin, kesin beyanları, demeçleri gibi okunmaması için bu metindeki her diyalog küçük harfle başlıyor. Her bir laf çoğunlukla yarım kalmış ibareler, yarım düşünceler ya da kesintiye uğrayan ve birinden diğerine geçen sözlerden oluşuyor. Diyaloglarda nadiren tek ve bitmiş cümleler var. Şimdi bu beş aşamadan inkarla başlayacak olursak, oyun aslında bir inkarla açılıyor. Kaza hatırlanmamakta. Hatıralar Ruby'nin saçında bulunan ölü güveyle birlikte sahneye yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. Ölü güve aslında ölüm haberinin de hatırlatıcısı. Şimdi metinde ölü de olsa kanatlarında iki kırmızı nokta olan bir kelebeğin oyunda ölü bir güveyle yer değiştirilmesi bence seyirciyi kelebekle gelecek umuttan da mahrum bırakan bir şey olmuş. Yine de kelebekle de gelecek olan umut olsa olsa yine bir günlük oluyor. Oyunun başında Robin'in monoloğunda söylediği bir cümle var. Söylediğim her şeyi duymazdan gelin. Robin ilk sorusu yine iyi misin? İyi misin'in devamında inkar pekiştiriliyor. Helen sandım ki ikimiz de öldük diyemiyor. Helen yine biliyordum boğuştuğunu ama yardım edebilecek olsam yardım ederdim sana. İnkarda bir savunma mekanizması olarak işleyen manik savunmayı aslında Helen'le de görüyoruz. Bir duygudan bahsediyor. İçimde bir uğultu var sanki. Kalbim kulaklarından çıkacak gibi. Bunu şişeye koyabilsen satarsın. Dünyanın en sert kahvesi gibi. Dünyayı yönetebilecek güçte olmaktan bahsediyor. İnkar için kullanılan bir başka öğe aslında dış nesneler. Mesela güve ıslak değil ve ölü. Belki de olanların tanığı. Robin şöyle diyor. Belki de her şey olurken yanımdaydı. Ama aynı zamanda güvenin ölü olması zıttını da beraberinde barındırıyor. Güve ölüyse demek ki biz hayattayız. Bulantı ve kusma yine bir inkar öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Ölüm haberine verilen bedensel bir tepki, sindirilemeyen, dışa atılan, dışsallaştırılan bir tepki gibi.
Ve bir de tabii Robin'in tırnakla parmağın arasındaki yerin adını hatırlayamaması var. Aslında bu da ayrılığın adını hatırlamaya bir karşı bir inkara karşılık geliyor. Bana şunu çağrıştırdı, et tırnaktan ayrılmaz. Robin yine psikologla görüşmesinden bahsediyor. Kendinizde sizi korkutan şeyi görmüşsünüz, kendi gölgeniz demiş psikolog. İnsanların istediği gibi atlatamasaymışım eğer ya da işte darmadağın olsaymışım, parçalarımı bir daha hiç toplayamasaymışım, o zaman belki uyku tulumumla ortalıkta geziyor olurmuşum. O kadın insanın dönüşmek istemeyeceği her şey diyor dışarıdaki kadın için. Dışarıdaki kadını gördükten sonra da aslında Robin hatırlamaya başlıyor ve inkarın hafiflediğini görüyoruz. Şimdi Robin hatırladıkça Helen tekrar onu inkara çekmeye çalışıyor. Beyin sarsıntısından bahsediyor, anneannenin hikayesinden bahsediyor, kaybetti sanılan ama aslında hemen geri dönebilen. Ve bunları duydukça Robin de geri adım atıyor. Tamam, belki de suya gömülürken görünce seni, sırf olabileceklerden korktuğum için, yardım edemeyeceğimi bildiğim için o korku yüzünden yörüngem kaydı ve en kötü ne olabilir diye düşündüm. Kendimi olabilecek en karanlık yerde buldum. Sonra öfkeye geçiyoruz oyunda. Kaza anı ve dolayısıyla Helen'in öldüğü hatırlandığında ikilinin arasında bir öfke baş gösteriyor. Olan olmuştur ve hiçbir şey değişmeyecektir artık. Giden gelmeyecektir. Gelse de o bir gün hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Ötekine öfke yine serzeniş şeklinde aslında çekmece anahtarları üzerinden, telefon numaraları düzensizlik üzerinden ortaya çıkıyor. Çünkü geride kalanın hayatının düzeni bozulmuştur aslında. Helen, başkaları acılarıyla başa çıkıyor. Bir katlanamayan sen olmak zorunda mısın? Neden beni bırakmıyorsun der. Burada da Yas'ın bir yandan öfkesinin yanında bir yandan da bencil tarafını görüyoruz. İki kişi arasında yaşanan bir ayrılık ama herkes kendi Yas'ıyla ilgileniyor oluyor. Herkes kendi Yas'ını yaşıyor oluyor. Robin'in öfkelendiğini görüyoruz. Nasıl yüzme bilmezsin? Bilmiyorsan tekneyle açılmazsın. Teknenin ucuna gidip saçmalamazsın. Kaza değildi. Sen komiklik olsun diye aptal aptal şeyler yapıyordun. O yüzden oldu. Öldün çünkü yeterince güçlü mücadele etmedin der. Robin'in ikinci sorusuyla da aslında pazarlığa geçeriz. Üçüncü evre olan. Neredeyiz? Olduğumuz yer değişince bizi de değiştirdi. Bir şeylerin gizli saklı kalmış loş oyuklarında bir yerde miyiz? O yarı karanlık yerde bizden bir tane daha mı var? Bizim kopyalarımız. Bir şey ikiye mi ayrıldı? Oyunda bahsedilen öte taraf neresidir? Çünkü öte tarafta umut vardır. Bir yandan onları kurtaracak bir kadın, kurtarma ihtimali olan bir kadın, bir telefon, bir tekne, ev, aile, komşunun köpeği. Yas adasınınsa kuralları bambaşkadır. Bu kaybın ve sonluluğun bütün boyutlarıyla gerçek olduğu, yatsınamadığı bir yerdir bu ada. Dışarıdaki kadını ben ölüm olarak düşündüm daha çok. Çünkü ölümü bedenselleştirdiğinizde aslında onunla pazarlık edebilirsiniz. Kadın soğuk, tuhaf, ürkütücü, yüzüne ve derisine bir şeyler olmuş, telefonu olmayan, iletişimsiz, iletişim kurulamayan, ölü bir güveyi kuma gömen ve sürekli söylenen şeyleri tekrarlayan ve kuru ve derinliksiz bir şekilde bir nesne gibi aslında. Helen'e göre ise her şeyi bilen ama sinir etmek için söylemeyen kadın. Kadın aynı zamanda da ölümle ilgili bir hatırlatıcı. Çünkü Robin sonrasında hatırlıyor. Bir an vardı. Biri korkunç bir şey dedi ve benim de midem bulandı. Hani bir yerde kapalı kalırsın da bir türlü kapıyı açmayı beceremezsin ya. Freud, Yas ve Melankoli isimli makalesinde yitik nesnenin benim içerisinde eleştirel bir ses ya da bir faillik olarak kurulduğunu söylüyor. Eskiden nesneye duyulan öfke tersine çevriliyor. Böylece artık o içselleştirilmiş nesne beni azarlıyor. Yani hayatta kalmış olmanın sevinciyle suçluluğu bir arada. Oyunda yazarın kullandığı bir dilek, bence bu yitirilen nesnenin içselleştirilerek sihirli bir şekilde geri getirilmesi. Rüyada ya da oyunda da aslında ölümle pazarlık ediliyor. Hem nesnenin kaybının acı vermesi hem de ilişkideki çift değerlilik, yani sevginin ve nefretin bir arada olması. Pazarlık tüm bu anlaşmazlıklar giderilinceye kadar nesnenin elde tutulmasını sağlıyor. Dördüncü aşama olan depresyona baktığımızda depresyon bence metinde söylenemeyenler üzerinden, eslerde ve abi ve baba gibi orada olmayanlar üzerinden getirilmiş. Yine mesela mutfakta musluktan akan ve mutfağa taşan sular yine Robin'in ruhsal evinin içerisinde akan o gözyaşları gibi yine depresyonu temsil ediyor.
kaybedilen kişiyle özdeşleşme, bilinç dışının nesneleri terk etmesi, yani yas tutabilmesi için de bir ön koşul oluyor. Yitirilmiş olana ait imgeler dışsallaştırılıyor ve yer değiştirmeyle yaşayan birine, yani güncel olarak varlığını sürdüren bir şeye aktarılabiliyor. Ve son aşama, kabullenme. Burada bence rejiyle sağlanan atmosferin de desteğiyle oyun çiğ gerçeklikten çıkıyor ve bir rüya içerisine davet ediyor seyirciyi. Şöyle diyor, bu kadar tuhaf bir yer gerçek olabilir mi aslında? Travmada, kayıp ve yas durumlarında inkarın ifade edilmesinde kullanılan cümle şudur. Gerçek mi rüya mı? Ya da gerçek mi kabus mu? Oyun bizim bir süre bu duygu içerisine gidip gelmemizi sağlıyor. Ama Robin gerçekle yüzleştiğinde sahnenin atmosferi değişiyor ve rüyasılığı kayboluyor. Bu süreçte sıcak ve enerjik hisseden Helen üşümeye başlıyor ve soğuyor. Bu seyirciyi de ölüme alıştıran bir imge oluyor aslında yavaşça. Kabullenmeyi yine gördüğümüz diğer replikler, Robin 80 yıl bile istemiş olsam yetmeyecektir diyor. Yine Robin evsiz kadını görünce ilk defa acım dışında bir şey düşünebiliyorum. Yas diye tuhaf bir yer var. Oranın kuralları bambaşka diyor. Helen, korkmamın bir ihtimal olduğunu kabul ediyorsun. Normal olabileceğini, illa seninle ilgili bir şey olmadığını. Yine Helen, kendini eğitemiyorsun, hazırlayamıyorsun. Bu öyle bir şey değil. Hazırlıklı olacağın bir durum değil der. Robin, son birkaç saat kaldığını söyledikten sonra, işte o zaman ne zaman diye düşünmeye başlıyor insan. Anlıyorsun ki birini kaybedeceğini bilmek çok daha feci bir şey. Sevdiğin birini kaybedebileceğini düşünmek imkansız olabilir. Ama kaybedeceğinden eminsen eğer bu daha da kötü. Bari şu anıları al içimizden. Sonra olacakları unuttur bana. Anladım, evrenle kavga edilmez. Tamam, kabul ediyorum, o öldü. Bunu mu duymak istiyorsun der dışarıdaki kadına. Ve ikinin arasında geçen son diyalog. Robin, gittin sandım. Helen, gittim. İkimiz de biliyoruz gittiğimi. Bari cümlelerimizi bitirelim. Bugün biz değiliz. Robin, zamanla daha iyi olacak mı? Helen, bilmiyorum. Robin, korkunç bir dünya. Hiç de yetmiyor. Oyunda hep olan o karşı kıyı, aslında yastan karşı kıyıya bakarken söylenen replikler, tüm bunlar olmasaydı sahip olunanlar ve dolayısıyla kaybedilebilecekleri gösteriyor. Helen, orada bir yer var, bir arabamız var, evimiz var, işimiz, ekmeklikte küflenen ekmeğimiz, boşaltılmayı bekleyen çöpler, temiz çarşaf bekleyen yatak, temiz çarşafsız olsa da üzerine güzel yasılan yatağımız var. Aslında komşunun da olsa bizim olan köpeğimiz. Ve oyunun başlığında geçen şafak yeni bir gündür ve sevgilinin orada olmayacağı ve artık gelmeyeceği bir gündür. Teşekkürler.